Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Havalar biraz bulutlu ama önemli olan bizim kalbimizin, gönlümüzün güneşli olması, morallerimizin güzel olması. Şöyle bir pazar günü geçtim kameranın karşısına. Yalı Çapkın'ın önümüzdeki bölümüyle ilgili duyumlarımı sizlere aktaracağım ve bir önceki bölümle ilgili de şöyle kısa bir konuşacağız arkadaşlar. Söylediklerimizin şöyle yarı yarıya diyebilirim. Yani yarıdan daha fazla aslında, bana göre %60-%70, ama yani Ferit ve Seyran kurtuldu. Akın annesiyle Akın öldü. Annesiyle birlikte demedik galiba. Ya şöyle aldığım duyum şu yöndeydi. Kazım ya da abi vuruyor şeklindeydi. Ama ben dedim ki yüksek ihtimalle Kazım vuracak. Bir diğer duyumum daha var diye sizlere söylemiştim. İşte Akın kendisini annesini vurabilir ama ya bu hani güzel bir duyum, iyi bir yerden hani bu haberi aldım ama yani şöyle söyleyebilirim, bu bana biraz saçma gelmişti ki bence yine bu şekilde bitirmeleri saçma oldu. Burada en güzeli Kazım'ın vurmasıydı. Ama bu şekilde yapmayı tercih etmişler arası ekibimiz. Artık bir şey diyemiyoruz zaten, biliyorsunuz. Çok sefer anksiyete krizlerine girdik burada hep birlikte zaten. Ya saçma oldu. Akın ve annesinin hikayesini saçma bir şekilde kesip attılar bir yerde arkadaşlar. Bilmiyorum, bana yani saçma geldi. Akın'ın hikayesi şak diye bitti. Mezide'nin intikamı şak diye bitti yani. Böyle konu kapandı, birden bir şey oldu. Tayyar zaten yeni karakter girecek şeklinde diziye konuşmuştuk. Tayyar girdi diziye. Şimdi Tayyar'ın macerası. Dizi zaten arkadaşlar Kurtlar Vadisi'ne döndü. Sırayla düşmanlar geliyor. Yunus'ta Saffetler'dir, Ökkeşler'dir, başka birileri daha vardı, onlardır. Vesaire vesaire. Doruk'un intikam başlayacak dedik, o oldu. Pelin daha az gösterilecek dizide şeklinde konuşmuştuk. İfakat'ın kovulduğunu, Suna üzerinden tekrardan yalıya girmeye çalışacağını, hızlı bir şekilde kendini toparlayıp yalıya girmek için çalışmalar başlatacağını söyledik. Falcı zaten Suna'yı aradı vesaire. Onların hepsi zaten o şekilde oldu. Hastaneli, bol ağlamalı, üzüntülü bir bölüm geçireceğiz dedik. Yine bu şekilde oldu ama dediğim gibi bu şeyin, işte Akın'ın vurulacağını zaten biliyorduk. Hani Ferit ve Seyran kurtulacağını zaten söylemiştik ama Akın'ın kendisini hani ve annesini o şekilde vurması, bilmiyorum, bana saçma geldi. Neyse, bütün diziyi konuşacağız canlarım. Girişi daha fazla uzatmıyorum. Başlasın videomuz. Evet canlarım, ballarım, güzellerim. Geçelim videomuza. Şimdi diziye yeni bir karakter girdi arkadaşlar. Tayyar. Gördüğümüz gibi zaten tam bir psikopat yani. Şöyle söyleyeyim size. Tayyar'ın geçmişiyle ilgili de çok şey göreceğiz. Videonun ilerleyen şeylerinde söyleyeceğim size. Çok bir tık daha, yani sezon sonuna kadar şu anda Tayyar'la uğraşacaklar diyebilirim. Tayyar'ın sadece Akın'dan dolayı değil, farklı olaylarda çıkacak, hepsini göreceğiz. Ayrıyetten Doruk, dediğim gibi arkadaşlar, Doruk harekete geçti. Doruk Asuman'ı tehditle başlayacak. Yani o videoyu pat diye yayınlayacağını ben düşünmüyorum. O konuyla ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Yani bir duyumum yok o konuyla ilgili ama dediğim gibi yani hani Doruk'un harekete geçmesini konuşmuştuk zaten sizlerle, bir önceki videomda söylemiştim. Doruk harekete geçiyor arkadaşlar. Benim şok olduğum, bu arada hiçbir şekilde yani ne kendim tahmin ettim ne de bir yerden duyum aldım. İfakat'la Falcı'nın kardeş çıkması nasıldı ama bilmiyorum, ben şok oldum. İfakat hızlı bir şekilde harekete geçecek demiştim sizlere, aynı şekilde. Bundan yine çok uzun bir süre önce biliyorsunuz İfakat'in Halis'in yanına böyle işte geceliklerle girmesi, işte alın size bir masaj yapayım falan demesinde İfakat bir Halis ağaya yürümedi. Hatta bence ufaktan ona da yanlıyor demiştim. Dediğim gibi olmadı ama bu tabii ki bir düğüm değildi, tamamen bir tahminde. Sizlerden de zaten yorumlara baktım, çok fazla tahmin edin, hatta al falan işte o sahnede belliydi zaten falan diyenleriniz çok fazla var. Yani İfakat, arkadaş böyle bir şey olamaz. Dizi komple metres dolu yani. Hem adamın iki tane oğluna yanlıyorsun. Biriyle evleniyorsun. Ölüyor, diğeriyle birlikte devam ediyorsun. Üzerine onunla işte aram bozuyor. Bu sefer de babaya yürüyorsun. Ailenin bütün adamları ve bence arkadaşlar bu tamamen benim tahminim. Bence İfakat hani elimi bir daha kana bulamam tarzı bir konuşma yaptı ya işte o falcıya. Bence Halis'in karısını da İfakat öldürdü arkadaşlar. Yani bu benim tamamen şahsi düşüncem. Hiçbir yerden okumadım, duymadım. Tamamen benim düşüncem. Bence ilk, hani Falcı dedi ya, ilk sefer değil işte hani daha önce de yapmadığın şeymiş şeklinde dedi ya. Hani Hattuç'un işte canına kıyma şeklinde. Bence arkadaşlar bir önceki sefer Halis'in karısını kesin İfakat halletti. Zaten İfakat'la ilgili oyalıya ilk geldiğinde o da çok şey çekmiş. Hani biliyorsunuz bundan önceki videolarda zaten konuşmuştuk. İfakat dediğim gibi arkadaşlar bence Halis'in karısı İfakat'ı çok çektirdi.
ve o da ona kinlendi. Üzerine onu oradan imha etti. Kesinlikle ama kesinlikle. Ve bence zehirleme yöntemiyle neden? Bakın bunu da nereden yakaladım? İfakat'in şey o falcıyla olan önceki konuşmasında işte zaten yaşlı kadın bilmem ne falan hani bir şey katsan ya da üzerine işte yastığı bastırsan falan. Ama bana öyle geliyor ki yastığı bastırarak değil çünkü bu dönemlerde o kadın da zaten genç yani hani sağlıklı bir insan yastığı bastırsan o iter o da sana karşı şey olur falan. Dediğim gibi bence zehirleme yöntemiyle kesin Halis'in karısını İfakat halletmiştir. Bence şöyle söyleyeyim sonlara doğru bu bile ortaya çıkabilir. İfakat'la ilgili her şey ortaya çıkacak. Sezon sonunda zaten Suna olayında İfakat patlatacak. Neden? Çünkü İfakat Yalı'ya dönemiyor arkadaşlar. Burada bu spoiler'ı vermiş olayım. Neden dönemeyecek? Çünkü zaten Yalı Seyran üzerine geçiyor biliyorsunuz. Hattuç işte madem hani Halis Hattuç'un konuşması işte hani madem benim bunların yüzünden olan bir şeyin acısını madem Seyran çekti, Yalı'yı da onların üzerine verelim. Hatta Hattuç'un vasiyeti benden sonra o Yalı'nın hanımı Seyran olacak şeklinde biliyorsunuz vasiyeti de oldu. Yani İfakat hiçbir şekilde Yalı'ya dönemeyecek her ne kadar Halis'in aklını çelseler. Ve canlarım bir önceki videomda ne dedim? Şu Can'ın dizide bir esme çiçeğimiz, bir esme gülümüz hani tertemiz kaldı dedim. Sonunda Esme'yi de tamamen delirttiler arkadaşlar. Zehrin üzerine atladı ya. Onu oradan yaka paça bir kovdu ya arkadaşlar. İçimin yağları eridi. Pelin iki tane Korhan'a birden. Aynı İfakat. Pelin eşittir İfakat zaten arkadaşlar. Pelin ne yaptı? İfakat gibi bir oğlanı diğer oğlana. Pelin de aynı şekilde Ferit'ten hop zıpladı kayaya. Yani şöyle söyleyeyim size. Anası da aynı şekilde Esme'nin kocası Kazım'a yürümesiyle birlikte bana göre İfakat eşittir Pelin. Ama Pelin'le ilgili artık kafanız rahat olabilir. Gerçi artık şey yapacağım. Pelin şu bölüm gidiyor, bu bölüm gidiyor diyemiyorum hiçbir şekilde. Ama çok şükür bir kere gördük geçtiğimiz bölümde de. Bundan sonraki bölümlerde de sezon sonuna kadar Pelin'le bu şekilde devam edecekler. Bana öyle geliyor ki anlaşma büyük ihtimalle Pelin bu sezon sonuna kadar bu sezon sonu tamamen dizden ayrılacak. Bir zahmet ayrılsın artık. Yeter. Gına geldi. Gelelim spoilerlarımıza. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Sizi hani bu şekilde çünkü bana gelen mesajlar bu doğrultuda benim çenem açıldı mı açılıyor. Spoiler'a gelmek istiyorum. Ferit'e bir mesaj geldi arkadaşlar. Şimdi bu mesajın arkasında Ferit Bey'imiz, Ferit Korhan'ımız tabii ki de araştıracak. Araştırmalar esnasında bir bulacak ki Akın'ın babası olduğunu ortaya çıkaracak, abiye söyleyecek. Ama Ferit bu araştırmayı yaparken arkadaşlar sessiz sakin yapacak. Seyran'ı hiçbir şekilde kendini güvende hissetme duygusuna aşırı derecede Seyran'ın ihtiyacı var ya. Ay bu arada Ferit'in yanından kalktı, köşeye zıpladı, ağladı, titredi. Hani her yerden, herkesten kaçış sahneleri var ya. Orada arkadaşlar bildiğin gözyaşlarım resmen aktı. Çok kötü oldum. Yani çok aşırı kötü oldum. Neden? Çünkü insan böyle tamam bir okey sadece bir dizi izliyoruz ama hani bir kadın olarak insan empati kuruyor. Ve empati kurduğunda ki kendim hani empati yeteneğime çok şey yaparım. Hani kendim hep bir laf bir söz söylerken hani fevri olmamaya çalışırım elimden geldiğince. Hani insan bir söz var ya arkadaşlar insan hiçbir şekilde yaşamadığı acıyla ilgili ahkam kesmemeli. Bu çok hassas bir konu. Hani bir düşündüğümde benim öyle bir olay yaşadığımı çok kötü oldum bilmiyorum. Orada gözlerim gerçekten çok ama çok doldu. Seyran'ın kesinlikle şu anda en çok ihtiyaç duyduğu şey yanında sevdiği insanlar ve kendini güvende hissetmesi. Ve Seyran kendini güvende hissetmesi ihtiyacından kaynaklı olarak Ferit hiçbir şekilde Seyran'ın bu olayı söylemeyecek, kimseye söylemeyecek, abiye söyleyecek ve araştırmaları neticesinde de arkadaşlar bir öğrenecek ki Tayyar'ın Akın'ın babası çıkmasını. Ve Akın'ın babasıyla birlikte Akın'ın babasının Tayyar'ıyla ilgili birçok geçmiş olay burada biraz daha yüz üstüne çıkmaya başlayacak. Bir şeylere ulaştıktan sonra illaki Kazım'la işte Hattuş'la falan konuşacaktır. Çünkü dürtükleyecek altını daha fazla. Ve bir öğrenecek ki arkadaşlar Kazım Esme'ye olan iması. Aldığım duyumlar, araştırmalarım, sıkı bir dedektifliğim neticesinde öğrendim ki arkadaşlarım. Tanyar'la Esme'nin geçmişten bir hikayesi olduğunu, birbirlerine aşık olduklarını ve kavuşamadıklarının duyumunu aldım. Sonrasında bence zaten Kazım'ın Esme'ye olan iması bu yönde. Hani sen benim yüzümü dışarıya karşı eğmediğin için yıllarca bu işkencelerine senin katlandım. Madem benim yüzüme de aynı şekilde vurmadığın için... Sen benim yüzümü vurdun ya benim için bitiriyor ya orada Esme. Burada demek ki Esme'nin Kazım'dan önce bir kırdığın anneler varmış.
Kazım'la birlikte ya da sonrasında olduğu düşüneceğim zannetmiyorum. Çünkü zaten kadın evden dışarıya çıkamıyor. Hiçbir şey yapamıyor. O evlatları odalara kapanıyor falan filan. Yani hiç mantıklı olmaz. Bakın deminki olay gibi. Yani çok saçma olur. Kesinlikle ama kesinlikle çok saçma olacağını düşünüyorum. O sebeple Kazım'dan önce olduğunu düşünüyorum. Bunların bir aşk hikayesi olduğunu. Sonrasında işte Esme Kazım'la evlendiriliyor. Ökeş adı biliyorsunuz Mezide. Hani soy devam et. Soy devam edecekse kendi soyun. Kendinden devam ettir. Kendini çocuk yap. Yani sen işkence uğramış, yanmış kardeşini niye zorla biriyle aynı yatağa sokuyorsun, evlendiriyorsun carcur. Valla fenalık geliyor yani. Her neyse. Ay öyle değil mi ama yani? Kendin soy devam etsin istiyorsan kendin çocuk yap yani. Niye kız kardeşine işkence uğramış kız kardeşini doğutturuyorsun? Ne bu, inek mi, buzağı mı çıkacak? Tövbe yarabbim. Öyle değil mi ama? Her neyse işte Ökkeş Ağa'da Mizide ile Tayyar'ı bir araya getiriyor. Bu arada o çocuk kız işte belki bir kız alacağım vardır falan diyor ya Tayyar. Orada da şu olabilir arkadaşlar. İşte Esmer'in kızlardan biri Tayyar'dan bir şeklinde soru işareti. Eğer öyle bir şey varsa bu kesinlikle Suna'dır. Seyran zaten küçük çocuk. Doğal olarak büyük çocuk Suna'dır. Suna zaten o aileden hiç kimseye benzemiyor yani. Suna'dır diye düşünüyorum o soya ait olmayan. Kendi kız kardeşinin kocasına göz koyan Suna. Yani o soydan ait olduğunu düşünmüyorum. Esme gibi güzel bir kızın soyundan. Kazım berbat bir adam. Ama onun da geçmişte yaşadığı çok kötü şeyler var. O da onun yaşadıkları psikolojik şeyler, aileden gelen etkenler onu bu hale dönüştürmüş. Asla yani hiç kimse geçmişini bahane ederek günümüzde ya da gelecekte hiç kimseye bir işkence yapma bilmem ne yapma hakkına asla sahip değil. Ama işte burada aileden gelen eğitim vesaire hani çocuklarınızı şöyle eğitim böyle hani bunlar o kadar önemli ki iyi bir çocuk olabilmesi için. Hani armut dibine düşer lafını atalarımız boşuna söylememiş yani. Hani ona göre yetiştirme vesaire de çok önemli. Suna'nın iyi tarafı yetiştirilme Esme'den anneden geliyorsa o içindeki fitne fücur fesatlıktır işte bilmem nedir metres meraklılığı mı desem ne desem yani. O kısım da yani büyük ihtimalle arkadaşlar Tayyar'dan, Tayyar'ın soyundan geliyor. Mezidelerden, Ökkeşlerden falan geliyor herhalde. Her neyse arkadaşlar Suna büyük ihtimalle dediğim gibi eğer öyle bir şey varsa Suna'dır büyük ihtimalle kızlardan olan Suna Tayyar'ın çocuğu çıkabilir. Ben şok yani öyle bir şey de düşünemiyorum. Ha tabii ki de yine Seyran'la kardeşler aynı ana doğurmuş ama yani Suna büyük ihtimalle arkadaşlar öyle bir şey varsa Tayyar'dan çıkabilir. Şimdi gelelim cesetlerin ortadan kaybolmasına. Cesetleri zaten Tayyar'ın aldığını gördük çok yüksek ihtimalle. Ferit'e tehdit, intikam, Cahçurt'la birlikte bunu kullanacak. Sezon sonunda büyük ihtimalle olacak bu. Ayrıca şunu da gelmek istiyorum. Gül'ün olayı da büyük ihtimalle Mezide'nin telefonu biliyorsunuz işte telefonu getirin Mezide'nin telefonundan Ferit'e mesaj atıyor ya. O telefondan Gül'ün olan konuşmalar vesaire adamlar da var geriye kalan adamlar. Oradan da illaki işte doğrulatacaktır. Buradan Gülgün'ü öğrenecek ve Gülgün'ü orada patlatacak. Gülgün olayı da bu şekilde ortaya çıkacaktır. Ama ve lakin Ferit kapatmaya çalışabilir ama yani zannetmiyorum ya kapatmaya çalışacağını. Bence Ferit'in Gülgün'e olan öfkesi çok ama çok büyük olacak. Aşırı büyük olacak. Zaten Seyran da kendi ailesine karşı ikisi birlikte aileye karşı çok büyük bir öfkeyle gelecekler. Şimdi ifakatle Halis konusuna gelmek istiyorum. O ifakat yaptığını yapacağını, Halis'in aklını çeldi ya. Yemin ederim. Yani tam bir şey yani hani şeytanın şey yani gölgesi gibi bir şey ifakat. Halis'e hem yürüyor hem de oradan yakalıyor, buradan yakalıyor. Orhan'ın olaylarını patlatıyor. Orhan'ın olayları Halis'ten bu şey. Orhan'ın olaylarını patlattı ya arkadaşlar. Halis'in ufacık bir şirket araştırması girecek ve şirketin ciddi anlamda hani hem durumunun kötü olduğunu öğrenecek. Üzerine de bu mal kaçırma olayları falan vardı. Para kaçırma olayları vardı Orhan'ın. Bütün her haltı arkadaşlar Halis öğrenecek. Ve Halis Korhan'ın şirketi çok ciddi anlamda önümüzdeki bölümden itibaren ciddi kötüye doğru maddi anlamda kötüye doğru gidecek. Zaten biliyorsunuz finale doğru Seyfer markası çok yükselecek. Onları o kurtaracak demiştik ya arkadaşlar. Yani Halis Korhan batabilir bile o kadar kötüye doğru düşüşe doğru gidecek. Ha, İfakat demişken arkadaşlar şunu da atlamak istemiyorum. İfakat Yalı'ya hiçbir şekilde dönemeyecek. Neden? Çünkü biliyorsunuz Yalı'yı Seyran'ın üzerine geçirdiği için yani Seyran'a ait olan bir Yalı'ya İfakat'in girme ihtimali biliyorsunuz ki sıfır. Yani Ferit ikna etmek için çabalamadığı veya dönmesi için çabalamadığı sürece ki hiç zannetmiyorum.
Ferit'in bu konuda bir çabası olacağını. İfakat arkadaşım hiçbir şekilde yalıya dönemeyeceğini düşünüyorum canlarım, ciğerlerim. Bu şekilde yani benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bulduklarım. Yeni bir şey olursa yine zaten sizlere video çekerim. Video çekemesem bile short videosu çekerim. Geçen hafta bir video daha çekecektim. Konuşamıyorum. Geçen hafta sizlere bir video daha çekecektim. Ama yani o videoda bir yeni olarak öğrendiğim bir Tahir'in diziye girişmesiydi. Hani harici olarak öğrendiğim yeni bir bilgi yoktu. O yüzden sizlere bir video daha çekemedim. Geri kalan diğer söylediklerim zaten olduğu gibi çıktı. Bir Akın'ın işte ölüm vesairesi farklı çıkmıştı. Ya farklı çıkmadı yine, hani Ferit'le Seyran vurulmadı, ölmedi, Akın öldü falan filan, ama hani Akın kendini vurdu yani, Kazım işte şey diğerlerinden biri değil. Hani bir farklılık o vardı ayrıca, bir de Tahir'in şeyle. O yüzden size yeni bir video, bir tane daha çekmedim. Tekrar söylüyorum, eklenecek bir şey olursa öğrendiklerimin haricinde sizlere video tekrardan çekerim canlarım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yani siz eğer bir şeyler duyduysanız, bir şeyler bulduysanız veyahut da yaşanan olaylarla ilgili sohbet etmek isterseniz yorumlara bekliyorum. Instagram hesabımı da alta bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da beni takip etmek isterseniz eğer abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok sevdiğimi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.